videoyu eğitim öğretim hayatını bitirip de gerçek hayata atılmak isteyenlerle hatalarından ders alıp yaşamında yeni bir başlangıç yapmak isteyenlere rehber olması maksadıyla hazırladım. Çevrenizdeki insanların size karşı olan duyarlılığının arttığını, size farklı davranmaya başladıklarını veya girdiğiniz her ortamda sözünüzün dinlendiğini görmek istiyorsanız eğer bu video tam size göre. Sonuna kadar izleyin lütfen bu videoyu. Merhaba, hoş geldiniz. Leonard Cohen diyor ki, bir şeyi arıyorsanız o şey de mutlaka sizi arıyordur. Evet, bu videoyu izliyorsanız siz güçlü kişiliği arıyorsunuz demektir. Güçlü kişilik de sizi arıyor. Bu videonun sonunda elde edeceğiniz ve hayatınızda uygulayacağınız 5 teknik ile güçlü bir kişilik, güçlü bir profil oluşturacaksınız. Birinci teknik, hayallerinizi konuşmayın ama yazın. Şunu söylemek istiyorum. Hayal nedir? Hayal, bugün içinde bulunduğum gerçekliğin dışında elde etmek istediğim şeydir. Hayallerimizi konuşmaya, hayallerimizi insanlarla paylaşmaya başladığımızda iki tip insanla karşılaşırız. Çünkü onlar bugünkü içinde bulunduğumuz gerçekliğin dışında olan bir şeyi kabul etmezler. Bunlar köstekçiler ve egoistlerdir. Köstekçiler, yok, olmaz, bu iş mümkün değil, başaramazsın diyenlerdir. Zaten onların da hayatta bir şey başarılmış değildir. Egoistler ise gerçek hayat senin bildiğin gibi değil. Sen bu dünyada mı yaşıyorsun canım falan diyen kendilerini ayrı bir tarafta gören kişilerdir. Bu nedenle kimsenin sizi kösteklemesine, küçümsemesine ve egolarını tatmin etmesine müsaade etmeyin. Hayallerinizi çevrenizle paylaşmayın. Ama bir günlüğe yazın. Hem içinizi boşaltmış olursunuz hem de kendinizle sözleşme yapmış olursunuz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için içinizde ve kendinizde güç bulmuş olursunuz. İkincisi, planlı yaşayın. Şunu söylemek istiyorum. Ya alo Murat, neredesin? Hadi gel şuraya çık gidelim. Veya çağırın Murat, haber verin gelsin gidelim. Veya hadi gelin şunu yapalım tarzında bir hayatın içerisinde olmayın. Başlangıçta planınız yoksa bile İnsanlara planınızın, çevrenize planınızın olduğundan bahsedin. Ardından planlı yaşayın. Birileri sizinle bir şey yapmak istediklerinde size mutlaka önceden haber verilmesi gerektiğini öğrenmiş olurlar. Bu şekilde değer görmüş olursunuz. Üçüncüsü, sosyal sermaye. Yani güçlü bir insan ağ network'ünüz olsun. Hiç beklemediğiniz bir yerde, bir ülkede, bir meslek dalında, bir kurumda veya bir ortamda birilerine veya bir şeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Ve bunu kısacık bir telefon görüşmesiyle bile halledebilirsiniz. İşte buna sosyal sermaye diyoruz. Biriktirdiğiniz dostluklar, arkadaşlıklarınız ve tanıdıklarınız sizin sosyal sermayenizdir. Sosyal sermaye paradan daha güçlüdür. Güçlü bir sosyal sermaye için 3 şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi, küsmeyin, dargınlık göstermeyin. Mesafe koyabilirsiniz ama ilişkinizi kesmeyin. Sert kapattığınız kapıyı bir gün çalmak zorunda kaldığınızda mutlaka yüzünüz olsun. İkincisi, kaliteli insanlarla oturup kalkın. Eskilerin bir deyimi var. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derler. Bu nedenle oturup kalktığınız insanlar kaliteli olsunlar, size bir şeyler kazandırsınlar, siz onlara bir şeyler kazandırın ve çevrenizi bu şekilde geliştirmiş olursunuz. Üçüncüsü ise umutsuz, şikayet eden insanlardan lütfen uzak durun. Sizi dibe çekerler. Bu konuda eskilerin bir deyimi var, üzüm üzüme baka baka kararır. Umutsuz insanlarla birlikteyseniz eğer onlar gibi umutsuz olursunuz, hayallerinizden uzaklaşırsınız. O yüzden bunlardan uzak durun. Dördüncü teknik, kontrol edin. Biri geldi size bir şeyler söyledi. Çevrenizle ilgili veya işlerle ilgili bir şeylerden bahsetti. Bilgi getirenin 3 gerekçesi var. Ya menfaatçidir, bir menfaat peşinde. Ya dedikodu peşindedir, ortalığı karıştırmak için. Ya da ispiyoncudur. Her 3 durum da bu şahsın işine yarar. Peki siz bu bilgiyi kendi lehinize pozitif bir sonuca nasıl çevirebilirsiniz? Evet, çözüm, kontrol edin. Öncelikle bilgiyi teyit etmeden kesinlikle bir reaksiyon göstermeyin. İkinci olarak size bu bilgiyi kim getirdi? Zamanlaması, yani bu zamanda bu bilgiyi niye getirdi?
Ve bu bilgiden bunun nasıl bir menfaati olabilir sorularının cevabını mutlaka arayın. Ardından size gelen bilginin doğruluğunu kontrol edin. Bilginin doğruluğu iki yöntemle kontrol edilir. Birincisi çapraz kontrol, ikincisi bizzat yerine görerek kontrol. Çapraz kontrol, haber kaynağı dışındaki kaynaklardan ama ilgili konuyla ilgili kaynaklardan bilgi alarak veri kontrol edilir. Yerinde kontrol ise bizzat olayın içerisindeki kişilerden bilgi alarak olay yerinde kontrol edilir. Ama her iki durumda da mutlaka size bilgiyi getirenin sizin bilgiyi kontrol ettiğinizden haberdar olmaması gerekiyor. Böylece hem haber kaynağınızı hem de bu bilgiyle ilgili işbirliği yaptığınız diğer çevreleri kontrol etmiş olursunuz. Kontrol ederek hem işinizi hem de çevrenizi dedikodularla değil doğru bilgilerle geliştirmiş olursunuz. Kontrol kesinlikle merkeziyetçilik anlamına gelmesin. Bütün yetkilerinizi devredebilirsiniz. Ama kontrol edemezseniz gücü elinize bulunduramazsınız. Beşinci ve son teknik hemen atlamayın tekniği. Nedir bu teknik? Yeni bir ortama girmişsiniz. Yeni arkadaşlıklar veya yeni bir iş ortama. Sohbet, muhabbet, günler ilerlerken pat diye kendinizi bir anda bir tartışmanın ortasında bulmuşsunuz. Konu sizinle ilgili değilse kesinlikle görüş bildirme konusunda acele etmeyin. Hatta bu tartışma ortamları çevremizdeki insanları çok daha iyi tanımak için bir fırsattır. Herkes eteklerindekini döker, kişiliklerini ortaya koyar, agresif ve öfkeli tutumları gözlemlersiniz. Burada insanları çok daha iyi tanıma imkanı bulursunuz. O yüzden görüş belirtmek için acele etmeyin. Öte yandan bu yeni girdiğiniz ortama elinizdeki imkanları pat diye sunmak için hemen atlamayın. Bu zayıflık göstergesidir. İnsanlar için çaba harcayarak elde ettikleri şey çok daha değerlidir. Eğer onlara çaba harcamadan elinizdeki imkanları sunma gayreti gösteriyorsanız bu onların sizi kullanması için bir fırsattır. İnsanlara bu fırsatı vermeyin. Elinizdeki imkanları çevrenizin ihtiyacı olduğu zaman kullanın. Bu durumda üzerinizde bir gizem taşırsınız ve daha nasıl imkanları var diye merak edilirsiniz. Kısacası tartışmaya hemen atlamayın, imkanları hemen göstermeyin. Her iki halde de sabredin, bekleyin, zamanı geldiğine kullanın. İlkeli ve güçlü bir kişilik olarak hayatınıza devam etmeyi arıyorsanız eğer emin olun bu kavramlar da sizi arıyor. Bu kavramları yanınıza alarak kaliteli ve güçlü bir profil ile yolunuzun aydınlanması dileğimle. Ben Murat Pastem. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla ve mutlu kalın.